Bismillahirrahmanirrahim. Son zamanlarda deist, ateist gibi imanla ilgili tartışmaları gündeme getiren bir kavram kargaşası duyuyoruz. Der ki, bir Müslüman olarak ben deistim veya ateistim diyen birisini ikna etmeye çalışmalı mıyım ve bu ikna çalışmamdan bir sonuç çıkar mı? Hoca olarak, gençlerle ilgilenen birisi olarak senin tecrübelerin ne diyor bu konuda sormuş. Kardeşime cevabım şudur. Bizim vazifemiz birisini ikna etmekten, düzeltmekten önce ayakta kalmak, mümin olarak yaşamak, dinimden taviz vermiyor olarak meleklere kendimi kaydettirmek olmalıdır. Hiçbir zaman başkalarının kurtulması benim kurtulmamdan önemli olamaz. Dolayısıyla benim hayat programım tam bir Müslüman veya başka bir ifadeyle söyleyeyim tam olmaya çalışan bir Müslüman olarak yaşamaktır. Sorunsuz bir kulluk, haramlara karışmamış bir hayat, Farzlarda eksikliği olmayan bir Müslüman olmayı başarmak birinci vazifemdir. Bunu başarabilirsem Allah'ın lütfuyla ondan sonra başkalarına da faydam olsun diye uğraşmam gerekiyor. Egoist, bencil, sadece kendisini düşünen bir Müslümanlığı Allah bana yakıştırmıyor. Böyle olamaz. Peki bu Müslümanlıkta ben iyi oldum. İyi olmaya gayret ettim. İşte bunu başardığımı da düşünüyorum Allah'ın lütfuyla. Şimdi kiminle uğraşacağım? Elbette dünyada ne kadar insan varsa bunların tamamı benim insan olarak kardeşlerim. Onlarla ilgi alanım çok geniş bir şekilde canlı ve aktif olmalı. Ama bana çevre olarak daha yakın, akraba olarak daha yakın kimse ondan başlayacağım. Ondan da kademe kademe ileri doğru gideceğim demektir. Mesela öz kardeşim benim açımdan Üvey kardeşimden biraz daha yakın bana. Üvey kardeşim komşumdan biraz daha yakın. Komşum uzaktaki insandan biraz daha yakın. Bu şekilde tabloyu büyütebiliriz. Ben muhakkak ilgilenmem lazım. İnsanın dünyada bir kişinin dahi cehenneme gitme riski varsa ben uykuyu ve ona göre kendime gerekiyorsa yasaklayacağım. Ama birisiyle ilgileneceğim diye, birisini düzelteceğim diye kendimi ateşe atma riskine girmem, girmemem gerekir. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Yani Sevgili genç kardeşlerim, kıyamet günü Allahu Teala'nın huzuruna çıktığımızda ben sabah namazını niye kılmadığımı anlatırken çünkü sabah namazında ben filanca ile meşguldüm. Gece filancaya nasihat ediyordum, onun için sabah namazı kılamadım diye bir özürüm Allah katında yok, olamaz, olmamalı da zaten. Çünkü ben önce kendim Rabbime kullukla mükellefim. İnşallah bu cevap bir nebze anlaşılmıştır. Şimdi tekrar soruya dönebiliriz. Dönelim daha doğrusu. Ben ne kadar düzeltebilirim? Yani ateist biri düzelmez mi? Düzelir mi? Cevap olarak diyoruz ki Allah celle celaluhu hem iyi ve hem kötü olma kabiliyetini her insana koymuştur. Her insan Ebu Cehil olup öyle gidebilir maazallah bir Ebu Bekir radıyallahu anh olup gidebilir ve biz kul olarak insan olarak kimin sonunun nasıl olacağını asla bilmiyoruz Ebu Bekir olarak mı gider radıyallahu anh Ebu Cehil olarak mı gider bunu bilmiyoruz son seansta son nefeste her şey kökten değişebilir. Bu mümkündür. Bunu bilmediğimiz için de oturup ciddi bir şekilde herkes en iyi şekilde olacak diye gayret edeceğiz. Bu gayretimiz sonuç verecek veya vermeyecek onu Allah biliyor. Biz çalıştık. Bu çalışmamızda da onun hassasiyetlerine, farklılıklarına, anlayışına dikkat ettik. Ne onu olduğu yerin alt veya üstüne kaldıracak bir yanlış yaptım. Ne de kendimi alıp başka bir yere yani mesela büyük bir alemin konumuna taşıdım. Öyle bir haddimi aşan bir tavır içine de girmedim. Bunun itidal çizgisi üzerinden sürdürdüm, çalıştım, gayret ettim. O ateizmden, deizmden vazgeçti veya geçmedi. Benim ihlasıma göre yani bu işi yaparken ki samimiyetime Allah rızasını kastetmeme göre ve gayret seviyeme göre melekler bana sevap yazdılar. Üzerime düşeni yaptım. Gerisi Allah'a kaldı. Neticede peygamberler de aleyhimusselam oturup insanlara yaptıkları tebliğlerin dünya hayatında iken sonucunu görmediler. Yani nice peygamberler senelerce uğraştıkları insanların hiçbir tanesinden olumlu bir cevap alamadılar. Ama Rablerinin huzuruna gittiklerinde üzerlerine düşeni yapmış, görevlerini bitirmiş kimseler olarak gittiler. Biz de aynısını yapacağız. Bizim derdimiz bir derneğe, vakfa vesaire veya bizim sülaleye veya İslam dışında bir isme birini kazandırmak değil. Neticede Allah'ın rızasını kazanmak için uğraşıyoruz. Bir kişi daha cehennemden kurtulsun diye uğraşıyoruz. Bunu da melekler görüyor. Paradan kısmadığım gibi duygularımdan da kısmıyorum. Bunu da melekler görüyor. Gerisi Allah'a kalmış. Bizim meselemiz bütün insanlık çapında büyük olacak. Yüreğimiz bütün insanlık çapında geniş olacak. Tempomuz, çalışmamız, heyecanımız o çapta olacak. Gerisini Allah'a bırakacağız. Rabbim iman selameti hepimize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve